Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere muhabbet kuşlarımızı kızıştırmak konusunda ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar, ilk önce kızıştırmak istediğimiz muhabbet kuşlarının en aşağı yani 8-9 aylık olması gerekiyor ki çünkü daha rahat bir şekilde üretim yapabilirsiniz. Küçük olduğu için daha zor olur sizin için üretim yapmak. Öyle söyleyeyim. Şöyle hayvanlarımı da göstereyim bu arada. Kızdırmak için neler verebiliriz arkadaşlar? Şöyle şeyler söyleyebilirim size. Pet shoplarda genelde hep şöyle Nijer tohumu var, keten tohumu var örnek olarak. Bunlara verebiliriz. Şöyle. Ama çok vermeyin arkadaşlar. Çok az bir miktarda verin. Kızıştırmaya bayağı etkili bir şeydir. Çok fazla verirsek hayvanlarımız biraz daha nasıl söyleyeyim yağlandırırız. Daha sağlık açısından biraz olumsuz etkileri çok yüksek olabilir hatta. Biraz da böyle değil. Mama yapıyorum arkadaşlar ben. Mama verebilirsiniz. Örnek olarak yumurta maması. Bebek bisküvisi falan ben vermiyorum artık. Ne olabilir? Havuç olabilir. Pancar, kırmızı pancar olabilir. Zaten havuç. Yumurta zaten tek başına dediğim gibi besin kaynağı olduğu için en yüksek besin kaynağıdır hatta hayvanlarımız için. Şöyle. Kabuğu zaten kalsiyum arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. D vitamini amaçlı veriliyoruz. Yumurta maması yapmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Zaten kanalımda var. Gösteriyorum. Örnek olarak oradan izleyebilirsiniz. Şöyle yuvalıkları da göstereyim orada. Havuç zaten arkadaşlar birebir bayağı kızıştırıcı bir etkisi vardır. Şöyle görüyorsunuz. Allah'a girilmiş. Ya genelde bebe bisküvisi de veriyorlar arkadaşlar. Ama ben artık daha vermiyorum. Önceden veriyordum. Daha vermiyorum arkadaşlar ben bisküvisi. Genelde pancar veriyorum. Kuşumuz bakalım ikinciyi yumurtlamış mı? Daldarı da arkadaşlar zaten görüyorsunuz bakın. Hayvanlar dallarını paramparça yapmışlar. Bakalım kuşumuz ne yapıyor? Gördüğünüze göre kalkmıyor arkadaşlar. Kalktı, iki tane yumurtayı gördük arkadaşlar. Maşallahınızı eksik etmeyin. Maşallah kızım sana. Bakalım siz yumurtaya girmişsiniz. Daldarını da fazla vermeyin arkadaşlar. Haftada iki kere, üç kere yani. Şöyle. Hafiften girmişler arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Bakalım bu hayvanımız ne yapıyor? Yumurta yatıyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet. İki tane yumurtası var. Şuradan da çıkalım. Diğer kuşumuza bakalım. Yumurtlamak üzere arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Ya genel arkadaşlar bu kızıştırmak istediğiniz için bal havuçla besleyin. Haftada mesela mamaya 2-3 kere yapın. Çok fazla vermeyin ki hayvanlarımız böyle ishal olabilir. Fazla mama yaparsanız. Havuç falan çok fazla vermeyin. Ya böyle şeyler verebilirsiniz arkadaşlar. Aa, gördüğünüz gibi daldarını mesela verin. Hayvanlarımız zaten bunu bayağı seviyor. Yumurta hazırlıkları için görüyorsunuz zaten. Kuş kumumuz var, gaga taşımız var. Kalamar kemiği verebilirsiniz. Bunları verebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızın kıştırma için zaten birebir tek gerekli kalacak, tek şey kalacak ondan sonra yapmamız gereken zaman arkadaşlar. Bunu da sabrediyoruz. Mesela bunlar çiftimizi görüyorsunuz. Ailenin 100 karası. Şu veriyorum hiç icraat yok erkekte. Bakalım inşallah bunlardan ne yavru gelecek. Şu arkadaşımız da yumurtlayacak inşallah bir gün yarın. Bu da öyle, bu da öyle. Bunun eşi zaten yumurtalık da görüyorsunuz çıkmıyor. Bakalım 2-4 yumurta var şu an. Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde diğer yumurtalar da gelecek. Arkadaşlar demek istediklerim bu kadar. Mama yapımı zaten kanalımda var. Nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Hayvanlarımızı kışlamak istiyorsanız izleyin arkadaşlar. Bir beğenip bir yorum atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.